görürüz. Ulu Bey'in Semerkant'taki huzur dolu günleri babasının ölümüne kadar tam 39 sene sürdü. Şahruh'un ölümüyle birlikte tahta çıkmak üzere Herat'a giden Ulu Bey'i bekleyense Mirzaların bağımsızlık talepleridir. Moğollar şöyle derdi. Gökyüzünde bir tane güneş ve ay varken yeryüzünde nasıl iki tane olabilir? İşte her mirzanın güneş olmak iddiası bu topraklarda huzuru uzunca bir zaman için yok etmiştir. Timur zamanında bir ayaklanma olduğunda büyük emirin isyanı bastırmak üzere yola çıktığı haberi bile dehşet yaratmaya yetiyordu. Şahruh döneminde de bu tür karışıklıklar yaşandı ama onun ölümüyle beraber bölge çok daha büyük kavgalara ve paylaşım savaşlarına sahne oldu. Ve bunlardan en kanlısı Ulu Bey ile büyük oğlu arasında gerçekleşti. Her insan, her baba gibi sultanların da zaafları vardır. Ulu Bey'in zaaflarından biri küçük oğlu Mirza Abdülaziz'e duyduğu sevgi, diğeri ise astrolojiye olan ilgisidir. Bir rivayete göre kendi falına bakmış ve oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüştür. Bu yüzden de oğlunu yanından uzaklaştırmıştır. Abdülatif Herat'ta dedesi Şahruh'un yanında büyümüştü. Abdülaziz ise Semerkant'ta. Türkolog Wilhelm Bartholdt bu şımarık Mirza'nın 1449 yılında babasının mahvını sağlayan en önemli sebep olduğunu ve onun sorumsuz davranışlarını Ulu Bey'in bu oğluna karşı olan zaafıyla açıklamak gerektiğini söyler. Belki Abdüllatif de küçük kardeşi gibi babasının yanında büyümüş olsaydı, olaylar çok farklı seyredebilecekti. Tıpkı babası gibi ihtiraslı ve kabiliyetliydi Abdüllatif de. Astronomi, şiir ve tarihle ilgilenirdi. Devlet yönetiminde sorumluluk sahibiydi. Ama Ulu Bey'in yüreği Abdülaziz'e doğru akıyordu. O kadar ki büyük oğlunun yardımıyla Horasan'da düşmanlarını alt etmişken fetihnameleri Abdülaziz adına yazdırmıştı. Şahruh'un hazinelerinden Abdüllatif'e düşen payı da vermemişti. İşte bu tür tatsız olaylar baba oğul arasındaki soğukluğu büsbütün artırmıştı. Bir sonbahar gününde karşı karşıya geldiler. Ulu Bey oğluna yenildi. Semerkant kalesine sığınmak istediyse de kale komutanı ona kapıları açmadı. Şahruhiye'de de durum farklı olmadı. Bunun üzerine Ulu Bey kendi arzusuyla oğluna teslim oldu. Bütün yetkilerini kaybeden hükümdar, oğlundan hacca gitmek üzere izin istedi. Hac kafilesi Semerkant'tan akşama doğru ayrıldı. Ancak bir haberci arkalarından yetişerek hazırlıkların gereği gibi yapılmadığını, onun şanına ve şöhretine uygun bir uğurlama yapılması için civar bir köyde konaklanacağı haberini iletti. Hava kurşun gibi ağırlaşmış, köyde onları neyin beklediğini başta Ulu Bey olmak üzere herkes anlamıştır. Orada elinde kılıçla sabırsızca bekleyen cellat, daha önce Ulu Bey tarafından öldürülen bir adamın oğludur. Elleri arkasına iple bağlanan Ulu Bey, bir kılıç darbesiyle yere serildi.
Onun canına kıyanlar, acem yazarlarının tabiriyle, Eflatun'un bilgisi ve Feridun'un haşmetini taşıyan bir bilgeyi öldürdüklerinin farkında bile değillerdi. Şuara tezkireleri tarih düştü ölümüne. İlmin ve aklın denizi, dünya ve dinin desteği olan Ulu Bey'in Abbas tarafından şehit edilmesi üzerine şu meşhur beyit yazıldı. Babasını öldüren padişahlığa yakışmaz. Eğer padişah olursa bile 6 aydan fazla saltanat süremez. Abdülatif, Babür Şah'ın ifadesiyle 3-5 günlük fani dünya için öyle danışment ve ihtiyar babasını şehit etmişti. Ulu Bey'in naaşı, Timur tarafından Semerkant'ta inşa edilmiş olan anıt kabirde 1941'de keşfedildi. Şehit mertebesinde görülüp elbiseleriyle gömülmüştü. Timur büyük bir cengaver, Ulu Bey büyük bir astronom olarak geçerken tarihlere, Abdülatif'in payına düşen baba katilliği oldu. Bir yıl sonra Ulu Bey'in adamları tarafından öldürülmesi ise, baba katiline padişahlık nasip olmaz denilerek olağan karşılandı. Aradan yüzyıllar geçti ve 15. yüzyılın astronomu unvanını aldı Ulu Bey. Ay'ın görünen yüzeyindeki kraterlerden birine onun adı verildi. Dedesi Timur, yeryüzünü kılıcıyla fete koyulmuş ve ölüm onu durduruncaya dek yürümüştü. Ulu Bey de kalemiyle gökyüzünü fete koyuldu ve ölüm onu durduruncaya dek yürüdü. Ama Ulu Bey'in fethettiği genişlik, dedesini fethettiğinden çok daha sınırsız ve uzun ömürlüydü. Yıldız cetvellerinin giriş bölümünde bıraktığımız izler ne olduğumuzu gösterir yazılıydı. Semerkant'taki bir rasathaneden esrarlı gökyüzüne doğru bir yürüyüş başlatmış ve ardında yıldız tozundan ayak izleri bırakmıştı.